Öncelikle ben iyi yayınlar diliyorum abla. Şöyle ben kız arkadaşımın hoşlanmadığı bir şey yaptım. Şimdi bu kadar kişinin önünde söyleyemiyorum. Çok özel değilse böyle üstü kapalı en azından ne olduğunu anlayalım. Ya çok tam Azim, olarak ben ne yaptığını söyleme de ne gibi hani nasıl bir olay gibi. Aldattın mı? Yalan mı söyledin? Hayır. Aldatanın pipisi kopsun, hayır. Tamam. Ne yaptın? Çok sevmediği sözler sarf ettim ama ben bilmiyordum sevdiğin bu sözleri sevmediğini. Ne demiş olabilirsin lan? Neyse susuyorum, dinliyorum, evet. Benim bir şekilde kalbini kazanmam lazım. Ben de bir kadın olarak, bir bayan olarak sana danışmak istedim. Böyle görünce böyle hani dilin yutacağı bir şey yapmak istiyorum. Şöyle hani senin aklında bir şey var mıdır? Hani böyle şu olsa da böyle işte dilimi yutarım falan diye. Ben bir danışmak istedim sana. Çünkü ben çok seviyorum. Gerçekten bilerek kırmadım. O zaman sevgili ismini evet. Alabilir miyim kardeşim? Bora. Bora kardeşim. Kadınlar narindir. Kadınlar sen kavga kadınlar. Ettikten sonra sana der ki yazma. Seninle konuşmak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Ama aslında içlerinde derler ki lütfen kendini affettirmeye çalıştır. Lütfen benimle ilgilen. Ben ne kadar terslesem bile bana yaz. Kendini affettir. Seninle görüşmek istemiyorum demek. Seninle görüşmek istiyorum demektir. Seninle konuşmak istemiyorum demek. Lütfen benimle konuş demektir. O yüzden kızın sana söylediği yok işte çok kırdın kalbimi, konuşmayalım vesaire tarzı kelimeler sarf ettiyse hiçbirini dinlemiyorsun ve sevdiğin kadın için savaşıyorsun. Birazcık kız arkadaşımı anlatayım mı sana abla? Hadi bakalım. Şimdi hani böyle herkesin hayalinde bir kız vardır. Böyle sanki nasıl diyeyim? Hani beraber her şeyi yapabilirmişsiniz gibi yani. Senin için denk gelmişsiniz gibi. Ya aslında tamam, ben her şeyi baştan anlatıyorum. Biz ikimiz de Bursa'da yaşıyorduk, tamam mı? İkimiz de Mersin bilgisayar mühendisi, aynı bölümü kazandık ve buradayız şu an. Yani tanışmamızdan birbirimizden hoşlanmamıza kadar ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Yani kesinlikle yaratıcının bir oyunu bu. Yani şöyle mesela ben bir şey söyledim diye çok basit bir şey trip atacak, öyle yazma falan diyecek bir kız değil ama benim tanıma şansım oldu artık. Az çok tanıyorum. Hani şey değil. Trip atmıyor şu an ama ben hani sarf ettiği sözlerden İşte konuşma tarzından anlıyorum. Onun için ben böyle dilini yutacağı bir sürpriz yapmak istiyorum. O yüzden bir ne denir? Cinsiyet taşınız olduğun için senden yardım istemeye karar verdim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hikaye çok iyi. Bunu uğraşıp ne yapabilirim diye düşünmen çok iyi. Ama oğlum, kıza ne demiş olabilirsin? Sevmediği bir şey. Ya tamam söyleyeceğim ama aramızda. Şimdi ben chat'i takip kulağıma edemiyorum. Fısılda. Kulağıma fısılda. Söyle. Tamam söylüyorum. Fısılda. Şimdi biz gülüyoruz, eğleniyoruz, tamam mı? Böyle daha çok ben gülüyorum aslında. Böyle eğleniyorum işte, şakalar yapıyorum falan. Düşünsene ikisi gülüyor eğleniyor. Çocuk sonra ha ha ama bak oğlum diye çakıyor bir tane kıza. Ha, öyle bir şey mi yaptın? Hayır ya, ellerim kopsun öyle bir şey yaparsam. Ne yaptın? Ya bak, benim hayatımda Merve diye bir kızı tanımadım bile, tamam mı? Dedim ki sen Merve'ye benziyorsun. Ya
tipim Merve'ye benziyor dedim. Hani seni görünce Merve diyesim geliyor sana dedim. Ama bak hayatımda Merve diye tanıdığım bir kız bile yok yani. Hani rastgele salladığım isim. Ve o an bir şey demedi. Ama ben dediğim gibi işte sözünden bilmem ne de anladım. Ama gerçekten kalbi kırıldı yani o an. Kırılır. Ve evet ben de işte keşke ağzıma eşek arısı soksaydı da söylemeseydim. İşte gönlünü almak istiyorum. Bir türlü şey yapamadım. Bir türlü içinden çıkamadım işin. Adı neydi kardeşimizin? Kız arkadaşım mı? Evet. Hadi ya da söylemeyeyim ya, şimdi bölümden birileri vardır falan. Yok artık. Aynen, vallahi vardı, ben beklerim yani şu an bilgisayarın başında. Bilgisayarın başında. O zaman şöyle bir şey diyelim. Bilmiyorum Bora'nın kız arkadaşı nasıl hisseder bir eş cinsi olan yayıncının konu hakkında konuşması hakkında, ama eğer bunu alıp gönderirsen kıza şunu söylemek istiyorum ki ben güzel kardeşimizi dinledim. Ben Bora'nın hikayesini bir saniye şarkı açıyorum. Ben duymuyorum bu arada. Bende internet yok. Ben kendi internet paketimden girdiğim için yayını izlemiyorum. Evet, eşcins değil, hemcins. Biz hep beraber seni dinledik ve pişmanlığını gördük. Bizi ikna ettin. Bizi bir daha aynı hatayı yapmayacağına inandırdın kardeşim. O yüzden buradan bütün kalbi kırık kız arkadaşlarıma sesleniyorum. Affediniz. Affetmek bir erdemdir. Ve gerçekten bana anlattığın gibi pişmanlığını gidip kız arkadaşına da anlatırsan muhtemelen o da affedecektir. Ama bir miktar daha çiçek böcek ilgi evinin önüne mi gidersin? Çiçek mi alırsın, böcek mi alırsın, kalpli çikolatalar mı alırsın, çok pişmanım diye evinin önünde serenat mı yaparsın? Orası sana kalmış. Ama affedilmeyecek bir mesele değil. Ama sen de yani Dunkov bir daha gidip de kıza merve demezsin yani. Ya vallahi zaten söylediğim an hissettim o şeyi zaten. Yani. Pişmanım ama yani. Çözülmeyecek bir konu değil. Çözersin, yaparsın. Ben sende o azmi gördüm. Yani işte ben de bir seninle konuşmak istiyorum. Bir de hemcinsi olarak bir... Affedilir. Çözülmeyecek konu değil. Ben de üzülürdüm ama çözülürdü. Çözülür, çözülür. Olur. Tamamdır ablacığım. Tamamdır. Çok sağ olun. Ben akşamın bu vaktinde beni dinledin. Ne demek? İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyorsunuz. Affeder değil mi? Affeder. Ne aklı vereceğim? Bildiğim kendi empatik olaraktan böcek alırdım. Aynen. Böceğe ben de düşerdim.